%100 Tarım Programı'ndan herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlerle beraber Cumalı Kızık'tayız ve bodur ayva yetiştiriciliği nasıl yapılıyor bunu göreceğiz. Yanımızda çok değerli bir üretici olan Yasin Güleç var ve bodur ayvanın nasıl üretildiğini, hasat işlemlerine kadar bahsedeceğiz. Özellikle Türkiye'de ayvacılık sektörü, ayva yetiştirici sektörü çok fazla geniş olmadığı için Bursa bölgesinde armut ve ayvanın yetiştiriciliğini görmekteyiz. Burada da bodur ayva yetiştiriciliği yapılmakta ve inanılmaz bir şekilde yaşları küçük olmasına rağmen iyi bir meyve var burada. Bunları Yasin Bey'den detaylarını alacağız. Yasin Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz bahçemize. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Burada bir ayva yetiştiriciliği yapılıyor. Çok güzel bir bahçe, gezdik biraz önce, baktık. Boyları çok kısa geldi, sordum ben de size. Bodur ayva zaten bunlar dediniz. Bir de yaşı da 1 yaşına, yani 2 yaşına daha ulaşmadı diye söylediniz. Biraz bahsedelim. Yani öncelikle kendinizden biraz bahsedin. Kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz? Onlardan sonra ayvaya geçelim. Adım Yasin Güleç, Bursa Ar-Kö'de oturuyorum. İşimiz meyvecilik. Meyve üretiyoruz. Armut, santamara, deveci ve şeftali ve ayva üzerine çoğunluk. Genellikle armut ama ayvamızda ekstra armutlarımız çoğaldığından dolayı alternatif ürünler olarak ayva bu bahçemize ektik. Tabii bahçemize bodur armudu yaptık. Artık Avrupa'da hep sık dikimlerden gidip görüyoruz. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor diye. Tabii biz de orada gördüklerimizi artık neden bodur ayvası olmasın diye düşünerek ilk denememizi yaptık. Bu bahçemize geçen sene Mart ayında bu bahçemize ektik. Şu an yaklaşık 1-2 yaşında. 2 yaşına daha gelmedi bahçemiz. Ektik. Gayet de güzel oldu. Danışmanlığını komple kendim yapıyorum. Çünkü kimseye sormuyorum yani nasıl olacak, nasıl edecek diye. Çünkü bunun araştırmasını yurt dışında yapmıştım. Sık dikim bahçelerini orada gördüm. Neler yapıyorlar, evet, ne uyguluyorlar, nasıl bakıyorlar, nasıl terbiye ediyorlar. Bu sistemleri orada gördüğüm için artık yani hiçbir zorlanma gereği duymadım. Kendi bahçemde olduğu gibi. Yapmış olduğum bilgileri bahçeme yansıttım. Yansıttıktan dolayı şu an zaten onun yansıttığım için aynasını görüyorum yani. Bize kendisi bahçemiz gösteriyor. Yapmış olduğumuz doğru bilgiler neticesinde bahçemiz karşılığını veriyor zaten. Karşılığını veriyor. Şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bahçemiz 2 yaşına daha gelmedi ama daha ağaçlarımızın kısa olmasından. Amaç zaten burada ağacı büyütmek değil. Evet. Ağacı küçük olarak yani yerden toplama, merdivensiz sistem üzerine, evet, dayalı olarak biz bu bahçemizi o mantık üzerine kurduk. Çünkü gün içerisinde maliyetler artmaya başladı. İşçilik maliyetleri, toplama, ilaçlar her şey arttığı için Avrupa bir sistemde gidiyor. Neden biz yapamayız, evet, diye düşünerek böyle bir sistemde bahçe kurma niyetimize girdik. Gerçekten bahçemizi uyguladık ve gerçekten neticesini çok güzel aldık yani. Şu an görüyorum mesela burada aşağı yukarı 4 dönüm bahçemiz. 4'e 2 ektik. 600 tane ağacımız var burada. Daha 18 ay işte civarı oldu bahçemiz. Görmüş olduğunuz gibi şu an zaten meyveleri bu şekilde meyveleri gözüküyor. Hasat tarihi daha gelmedi. Evet. Hasat tarihine 1,5 ay falan var. Daha çok meyve vardı. Çok çiçek vardı. Ama bu sene soğuk hava kitleleri çok yoğun oldu bölgemizde. Olduğu için tabi bu alt kısımda olan diğer çiçekler, evet, hepsi döktü. Biraz gerili çiçekleme açtı. Bir ileri ilk dönem açan çiçeklerin hepsi yandığı için arkadan gelen çiçeklerden tuttu, meyvamız tuttu. Bunlar da zaten gördükten sonra bize daha çok ümit verdi, daha çok güven verdi bahçemiz. Şu an zaten görmüş olduğunuz gibi üzerinde çok yani, maşallah çok güzel meyveler rahat bir şekilde görülebilecek. Hani gözle görülür denen laftan bir şekilde çok rahat bir şekilde görülebilecek ve güzel kaliteli bir ürün var üzerinde, görülebiliyor bu şekilde. Yani burada dikkat çeken konu şu aslında. Hani birçok üretim yapmak isteyen insanlar, çiftçiler yani bahçe kurmak isteyenler sıfırdan hiç daha yapmamış daha önceden. Düşüncesi şu oluyor her zaman. Bir bahçe kursam ben işte 3 sene 5 sene hiç ürün almam, işte hep masraf yaparım gibi bir şeyden dolayı kendisi hem geri çekiyor ama burada gördüğümüz çok enteresan bir durum var. Yaklaşık 2 yıl diyeyim yani 2 yıl olmuş, 2. yılı. 2. yılında direkt üzerine böyle meyve görebiliyoruz. ve buna hasat yapılıp sonuçta pazara çıkacak ürünler. Yani atılmayacak bir ürün, pazara çıkacak bir ürün bunlar. Ve gayet de güzel ve fazla bir verim var burada gerçekten, yani 2 yaşındaki bir ürüne göre. Tabii şimdi 2 yaşında olmasına göre tabii yük bakımından da gerek bazı ağaçlarımız yaşına göre fazla miktarda meyve tuttu ve evet, meyve üzerinde var. Evet. Tabii bunlar kolay olmuyor. Hep yani bu iş tamamen işçilik, evet, tamamen sistem üzerine uygulama yapıyoruz. Evet. Çünkü yani kafamıza göre şöyle eski sistemler gibi yapsaydık şu an bizim bu ağaçlarımız hiçbir meyve alamazdık. Ama muhakkak eskisi gibi sistemler yapılsaydı, düşünseydiniz zaten olmaz tabii ki. Şimdi bir sistem varsa eski sistemden gittiği zaman dediğiniz gibi 5 yıl içerisinde çiftçimiz ne yapıyordu? Hasat yapabiliyordu. Evet. Ama artık şunu var, Avrupa'da ektiğin gibi verdiğin parayı hemen cebine döndürme evet, sistemi var. Bizim Türkiye'mizdeki insanlar hala da ekiyor, aman olursa. Sen parayı cebinden harcıyorsun, evet, 3-4 sene para senin arazinde kaybolup gidiyor. Aynen öyle. İyi bir bakım yapmazsan, iyi bir uygulama yapmazsan ya da mücadele etmezsen o para zaten senin havada gidiyor. Ama erkenden parayı döndürebiliyorsan cebine giriyor. Bu sefer ne yapıyor? Verdiğin emeğin karşılığını alabiliyorsun. Evet. Mutlu oluyorsun. Mutlu olduğun zaman daha hırsla, daha sevgiyle bakıyorsun bahçene, daha iyi bakıyorsun ve verimini arttırmaya bakıyorsun. Şimdi bu ağaçlarımız 2 yaşında ama bir sene inşallah eğer bir soğukla maruz kalmazsak bahçemizin daha fazla verim alacağız. Tabii ki. Sık dikimden ilacı çok rahat, budaması çok basit. Tamamen. Ama herkes tabii bunu budamakta eski sistem gibi budamaya çalışıyor ama farklı evet, bir sistem şeyini yürütüyoruz budamayı. Dışarıdan çok basit gibi görünebilir. Hı. Ağaç ne var diyebilirler bunun budamasında ama budamasında ne var deyip çok ama farklı bir şey var yani. Yanlış budamayla ağacı komple zarar verilir. Aynen yani çünkü bu ağacı görmüş olduğunuz gibi şu perçimleri, amacımız şu perçimleri üretmek. Evet. Yani benim amacım böyle odunsu yapı dal üretmek değil. Evet. Bunu üretirseniz ağacı verimini atıyorum 10 yıl bu ağaç verim yapacaksa 9-8 yıla düşürürsünüz. Evet. Çünkü Avrupa'da hep genç, şu görmüş olduğunuz şu genç dallardan ürün almak, aldığı üründe en kaliteli dal diye düşünüyorlar. Çünkü genç dallar Avrupa'da en verimli meyveyi yapan dallardır. Evet. Gençleştirme taktiğiyle yapıyorlar ama bu ağacımıza tabii kuvvetli büyüyor. Şu gövde yapısı 2 yaşında mesela görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı. Kök, bu ağacımızın kök perçimi şu bölgede, iz düşümünde. Evet. Yoğun bir kök sağladığı için, köklerin sağlıklı geliştiği için bu ne yapıyor? Gövdeye yansıtıyor. Gövdede yukarı yansıtıyor ve ağacımız gayet muazzam bir şekilde büyümeye devam ediyor. İlaç yönünden bahçemiz fazla bir ilaca, hani armut gibi fazla bir ilaç atılmıyor. Bunun sadece iç kurdu, monilya ilaçları var. O dönemleri yakaladığınız zamanlar, doğru ilacı attığınız zamanlar herhangi bir hastalığa maruz kalmanız olayı olmaz. Evet. Şu an bahçemiz zaten gayet neşesi güzel, sağlıklı bir şekilde yetişiyor. Yetiştiği için de bekliyoruz hasat tarihini bakalım o zaman. Peki Yasin abi şimdi biraz başa dönelim. Yani ürünleri gördük, tanıdık biraz da ayva nedir? Onu tanıdık, onu gördük. Bahçe hazırlığında ilk sıfırdan bir bahçe kurulumu düşünecek olsak ayva yetiştiriciliğinde nasıl bir uygulamalar yapmamız gerekiyor? Şimdi nasıl ilk başta bu bahçemizi boş bir tarla olarak düşünürsek bahçemizi ilk etapta ekeceğimiz, mesela ben bu bahçemi şu mantık üzerine ektim. Şuradaki ağacın sıra aralığı 4 metre. Buradan da karşı ağacın sıra aralığı. Sıra arası 4 metre, sıra üzeri 2 metre. Evet, sanırım. 4'e 2 yaptım. Şu görmüş olduğunuz sırası 2 metre. Şu gördüğünüz alanda 4 metre olarak 4'e 2 bu bahçemi, bu sistemi kurdum. Şimdi bu bahçeyi tabii gayet 1 metre de ekebilirsiniz. Evet. Ya da 1,5 metre de ekebilirsiniz ya da 2,5 metre de ekebilirsiniz. Ama sistem kontrolü bende olduğu için İki, gayet iyi oldu. Çünkü görmüş olduğunuz bu dalı yatırdığımda öbürkü ağaca geldi. Öbürkü ağaca yatırdığımda buraya kadar. Amaç buradaki alanı, ağacın alanını doldurmak. Evet. Yani buraya ağacın alanı bir daire oluşturmak. Çünkü burada bir boşluk var. Benim şimdi yukarıdan dallar örttüğü zaman burada bir boşluk var. İlk etapta etrafı, alanı doldurmak. Boşlukları doldurduğun zaman ürünü hep alttan alacağız. İlk hani alt taban birinci katı doldurduğumuz zaman diğer ikinci katları da daha sonra dolduracağız. Çünkü meyveyi ilk önce etekten almak. Evet. Daha çok tonaj yapar. Daha çok verim alır. Yukarıdan aldığımız zaman, aşırı yük aldığı zaman ağacımız kırılma yapabilir. Herhangi bir rüzgara da maruz kalabilir. Bu şekilde döküm de olur. Amacım bunları yatırarak, farklı bölgelere, farklı açılara yatırarak hem ağacın odun su yapısını kırarak su akışını azaltıyorum. Hı hı. Çünkü hızlı büyümesini engelliyorum. Engelledikten sonra da görmüş olduğunuz gibi ağaca budama yöntemiyle şu ufak meyve gözü kılçıkları, şu görmüş olduğunuz meyve gözü, şunları, hı hı, bu kılçıkları ağaçta yapmasını sağlıyorum. Bu tamamen bende. Benim kontrolümde. Eğer başka biri olsaydı, zaten bunu nasıl keseceğini bilmeyen bir insan olsaydı, bu görmüş olduğunuz meyve kılçıkları olmazdı. Şunlar gibi, şu kocaman sürgünler gibi olurdu ve bunlar da hiçbir şeye yaramazdı. Evet, meyve özelliği olmazdı. Meyve özelliği olmazdı ve ağaç, sizin bir yaşınız, bir seneniz kaybolmuş olacaktı. Evet. Ama ben bunlara yönelik kendi sistemimi uygulayarak ne olmuş oldu? Şu görmüş olduğunuz meyve gözlerini önümüzdeki sene için hazırlık yapmış oldu ağaç. Yani seneye burada ne kadar meyve alacağımız, meyve yapacaklarımız belli yani şu an. Zaten şu an bu seneki ürünler ortada. Önümüzdeki sene ürünlerini de buradan görmüş olabiliyor. Evet. Bir sonraki yılın ürünlerini de aynen görebiliyorum. Tabii bunun bu sistemde yaparak hem ağacımızı yorarak sürgün yapmasını engelliyorum. Hı hı. Fazla su ihtiyacı olduğunda sulama yapıyorum. Çünkü ayva çok derinsi kök yapısına sahip değil. Evet. Ayva kökleri yüzeysel. Armut gibi ya da başka bir meyve gibi çok derinden derin ortama giden bir kök yapısına sahip değil. Ayva yüzeysel ve perçim olarak kazık köklü değildir. Bodur şu an. Bunun anacı BA29. Ayvayı mesela biz armut aşılıyoruz. Hı hı. BA anacına da ayvayı yaptığımız zaman görmüş olun ne ağaç sallanıyor şu an. Sallanmıyor bak. Evet. Çok sağlam kök yapısına sağlam. Sağlıklı bir şekilde kök yapısına sahip BA anacı. BA anacı sağlıklı olduğu için görmüş olduğunuz gibi hem ağacı güzel besliyor, hı hı, hem meyveyi besliyor. Bu şekilde kendini besleyerek ağacın direkt meyve ve gelişmesini sağlıyor. Zaten tam olarak üreticinin kontrolünde olduğu için yetiştiricilikte burada sizin zaten bilginiz ve emeğiniz bunu gösteriyor. Ağaca şekil vermek, bodur bir şekilde kalmasını sağlamak, aynı zamanda meyveye yatırmak tamamen elinizde. Tabii. Dediğiniz gibi zaten doğru uygulamalarla bir sonraki yılın, şu anki yılın üstündeki meyvelerde görünüyor. Bir de bir sonraki yılın da meyve gözlerini gördüğümüz zaman yetiştiricilikte doğru işlemler yaptığımızı tamamen anlamış oluyoruz zaten. Aynen. Zaten bu şekilde yaptığımız için önümüzdeki senenin de ne kadar meyve alacağını da tahmin edebiliyoruz. Evet. Çünkü öbür türlü şu an şu dalı bu sene yatadık. Evet. Eğer bu dalımızı normalde şu dal şu odun su yapıdan çıkıyor ve atılması gerekiyor. Hı. Normal bir budamada. Ama buradaki alanımız, şu görmüş olduğunuz alan bomboş. Evet. Biz bu alanı doldurmak açısından şu ağaçlarımızı, dallarımızı bu şekilde yatırdık. Şimdi bunlar ne olacak? Görmüş olduğunuz gibi şu sürgün, bu sürgün gibi buradan odun su yapısını kırdığımız için şuralardan ufak kılçıklar yapacak. Evet. Bu kılçıkların uçlarında da ayva gözü oluşacak. Burada hem ayva gözü oluştuğunda meyveyi beslerken bu dalımız hafiften de kalınlaşacak. Hı hı. Çünkü büyümeye başlayacak. Tabii. Burada çünkü büyümezse yani taşıyamaz. Çünkü o ağaç hem meyve büyütürken kendini de garanti alıyor yani. Taşıma oranında kendini güvence alıyor. Bu şekilde hem meyveyi taşımak için, yoksa dal kırılır, su yetiştiremez. O şekilde ağaçta kendini meyveyle birlikte kendini büyütüyor. Burayı bu alanı büyüttük. Normalde eğer bizim bu şekilde dalımız buradan çıksaydı bir tane dalımızı o yana yatırdık, bir tane bu yana. Bu boşları yine dayandık. Evet. Ama bu bölgeden herhangi bir göz patlamadığı için bu tarafa biz ne yaptık? Diğer bölgeden bunları bu tarafa doğru yatırarak bölgeyi kapatmayı sağladık. Buraya fazla alana yatıramayız. Evet. Çünkü burası traktörle ilacı olsun, herhangi bir toprak işleme ızgaramız, çapamız olsun. Evet. Buradan giderken bu dalımızda meyve çarptığında döker, kırar. Evet. O yüzden buraya fazla dışarı doğru açmıyoruz. Gerek ağaçlar birbirinin içine girmesi önemli değil sık açısından. Çünkü çoğunluk meyveyi buradan toplamak. Orta kısımdan alalım. Orta kısımdan alalım. Çünkü aracımıza herhangi bir traktörle maruz kaldığında ağacı sallayabilir ve dökebilir yani. Evet. O mantığı düşünerek bunu 4'e 2 ektik. 4'e 1,5, 4'e 1 de yapabiliriz ama bu sefer tamamen kontrol çok zorlaşacak yani. Tabii ki. Çalı bitkisi gibi olacak. Olmaz gibi. Mı? Olur, yaparım. Onu da yaparım. Evet. O da benim için bir kolay, basit. Ama 4'e 2 daha rahat oluyor diye düşünerek o sistemle ektim. 4'e 1,5 ekersen ne olur? Bu ağaçı 600 tane değil de 750 tane fidan ekerim. Evet. Fidan başı 10 kilo aldığınızda 7,5 ton. 20 kilo alsam 15 ton mal yapar. Gördüğünüz gibi 4 dönüm yerden 15 ton aldığınızı düşünün. Güzel bir mantık. Ayva piyasası son 5 yıldan beri pazarlarda yaygın bir şekilde tüketilmekte. Tabii. Bir de ayvamızın meyve suyu açısından reçellik, komposta tarzında olduğu için fabrikalara yönelik de oluyor. O yüzden son 5 yıldan beri ayvamız satış içinde güzel paralara gidiyor. İyi bir rağbet görüyor piyasada. Rağbet görüyor ama tabii bu sene Bursa bölgemiz ya da diğer bölgelerimizde soğuk maruz olduğu için ayvada şu kısımlarda şey yapıyor, pas yapıyor. Soğuk pası. Burası alt çiçek evi. Aynen şu görmüş olduğunuz gibi bak karşıda. Şunun gibi. Şu. Aynen görmüş olduğunuz gibi o kısımda görüyoruz o soğuk tamamen soğukla yani herhangi bizim yanlış bir uygulama yaptığımızdan değil. Evet. Tamamen doğadan gelen, yani Rabbimizden gelen bir şey. Evet. Afetten olan gelen bir şey. O sistemde olduğu zaman maruz kalite kaybı yaşanıyor. Evet. Pazar değeri düşüyor. Aynen pazar değeri. Eğer Avrupa'ya ihracat yapacaksak şu görmüş olduğunuz hiçbir şey olmayacak. Evet. Şimdi ayva büyürken görmüş olduğunuz ayva tüyü var. Evet. Üstlerinde tüyler var. Bu ayvanın korumasıdır. Bu ayvamıza tüyleri dökmeye başladığından itibaren iç kurdu uygulaması var. O ilaçı atmazsak hemen ayvamızı deliyor. Bu sefer de ne yapıyor? Ayvamızın pazar değeri de düşüyor. Şu an ayvamızın daha tüyü yerinde. Ama şöyle yaptığınız zaman görüyorsunuz bak. Evet, üzerinden soyuluyor. Aynen soyuluyor ve cilt olarak parlaklığı da geliyor. Şu an çok sevimli olarak görmüyor. Bazıları kendini geliştiriyor. Bazı kalibreyi açtıktan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi ayva böyle cam gibi oluyor. Evet. Şu an tüyü var daha tüyünü dökmedi. Ayva artık iyileşmeye başladı. İrileşme dönemine girdi. Tabii biz de artık bundan sonra suyunu, gübresini ona göre vererek ayvaya gelişmesini sağlıyoruz. Evet. Aslında biraz da sulamadan bahsedelim o zaman. Suyu gübresinden bahsedeceğiz. Burada lateral borularla damla sulama sistemi döşenmiş zaten buraya. Evet. Kurulduğu zamandan beri bunlar var sanırım. Damla sulama yöntemi zaten bilindik en az su kullanılan ve en yarayışlı olan su sistemimiz, sulama sistemimiz. Burada çift mi geçirdiniz? Nasıl yaptınız sulama sistemini döşerken? Şimdi ağacımız BA29 ağaç olduğu için tek damlama yapsak, kök nem sağ taraftan çektiysek kökün yoğunlaşma sebebi hep nemli olduğu yer sağ tarafa çalışır. Evet. Ama sol taraf ne olacak? Fazla nem almadığı için gelişmesinde biraz sıkıntı sağlayabilir diye biz çift boru geçirdik buradan. Hı hı. Hem sağdan hem solundan. Kökler yüzeysel olduğu için, fazla derin olduğu için tabii kuraksamayı da çabuk yapıyor. Evet. Bey anacı bodur anaçlı olduğu için su verdiğiniz zaman ağaç, bitki çalışır. Suyu, nemini azaldığı zaman bitki kendini uyuma moduna alır. Evet. Durur yani. Böyle durur. Susuz kaldığı zaman susuzluğa direkt hissettiği anda duruyor. Tamamen yani elektriğe çekilmiş gibi. Aynen. Düşünün. Tak keser. Nemi kazandıkça başlar yine çalışmaya, kökler ve perçim atar. Ağacın durumu gelişmesini sağlar. Sağladıktan sonra ne var? Çünkü ilk başta ağaç kendini besler. Eğer üzerinde meyve varsa ilk başta kendini besler. Evet. Daha sonra yaprakları besler, ondan sonra meyveyi besler. Evet. Eğer ağaç kendini besleyip yapraklar da kendi neşesi yerinde olursa bu şekilde ne olur? Meyveyi de iyileştirir, evet. Meyveyi de besler. Tamamen kök yapısına bağlı. Yani ne kadar kökünün nemini bırakıp sularsanız, zamanında doğru sulama yapabilirseniz, zamanı artık kökler iyice süzülmüş, suyunu geçirtirseniz, yani bu canlı bitki de size gereken cevap verir yani, bakmaz. Evet. Peki Yasin abi, şimdi bu bahçeyi dikim işleminde dikim zamanı olarak ne söyleyebiliriz? Yani yılın 12 ayını istediğimiz zaman dikebiliyor muyuz, yoksa belli ayları var mı? Şimdi bu ağaç fidanlarımız, fidancılar şu gördüğünüz tarladan sonbaharda kıralar yağdığında bu yaprağı, şimdi çoğu yerlerde eski sistemlerde bunları sıyırıyorlardı bu şekil. Hı hı. Yani müşteriye satmak için ne yapıyor? Erkenden ekmesini sıyırıyor. Bunu sıyırdığınız anda yanlış bir uygulama yapıyorlar. Tabii ki. Niye? Kök çalışıyor. Kök daha uykuya yatmadı. Yatmadığı için uykuya ne yapıyor? Canlı bir şekilde çıkarıyor. Bu sefer ağacın içindeki şu su havzesi de kurumuş oluyor. Damarlar kuruyor. Bu şekilde ondan sonra sıyırdığınız zaman da, yani ektiğiniz zaman da verimi görüyorsunuz yani. Ağacın çalışması zaman alıyor. Tabii. Çünkü o zarları yırtması, suyun akışını sağlaması zorlanıyor ağaç. Fidancı ne yapıyor? Bekliyor. Sökmüyor. Ayva biraz yaprağı elma gibi. Elma daha çok zor döker de ayva ondan sonra, ondan önce geliyor. O döker. Bunu tamamen dökecek. Evet. Hiçbir yaprak kalmayacak ve ağaç tamamen uykuya yattıktan sonra fidan sökülecek. Sökülen fidanlar, atıyorum bahçenizi güzel bir tesviye yapmanız lazım. Hı hı. Güzel bir işlemeniz lazım. Niye? Çünkü bu bahçenizde belki başka bir ürün vardı. Bahçenizi çok derin işleme şansınız yok. Hı. Olmadığı için de ne yapıyorsunuz? Bu ürünü söktüğünüz zaman buradan güzel derin toprak işlemesi yaparak toprağı kabartıp havalandırmasını sağladığınız için ektiğiniz zaman fidanı da kökler hızlı bir şekilde çalışıyor. Hı hı. Sert bir zeminde bu ağacın çalışması çok zor. Evet. Ama pilav gibi yumuşak toprağın içinde çalışması çok rahat. Nemi alıyor üstten ve perçim atıyor. Atılan perçimler gelişiyor. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Ama sert bir toprakta hayata çalışamaz. Çok zorlanır. Devamlı nem ihtiyacı olur, sağlar. Nemi buldukça hareket eder. O şekilde zorlanır. Ama böyle bir derin işlemede yaptığınız bir tesviyede toprakta ne yapıyor? Kökler hızlı bir şekilde çalışıyor. Daha sonra sıramızı, eğer burası 4 dönümse ona göre ölçerek sıralarını traktör ekipmanlarımızın çalışacağı bir sistemde alan bırakarak 4 metre ölçerek aşağı doğru sıralarımıza dikim uygulaması yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 metreye 4 metre ektik bahçemizi. bir sıraya düzgün ip çekerek ipin geldiği işaretlediğimiz yerlere ekiyoruz. Kürekten ekiyoruz. Daha sonra bunları 80 santimden vurduk. Şuradan 80 santimden. Şu 1 yaşında. Şu gördüğünüz 2 yaşında. 2 yaşında bahçemiz. Daha 3. kademeye vurduk. Onları seneye vuracağız. Seneye vurduğumuz zaman yine buradan görmüş olduğunuz gibi bu şuradan sürgün yapacak. Bu sefer bu 1. kadememiz, 2. kadememiz ve 3. kadememiz. Büyük ihtimal biz bu bahçeye 4 kademe uygulaması yapacağız. Maksimum bir insanın 2 metre olan bir boy yaptığımız zaman hem toplama avantajı hem ilaçlama her türlü buradan işçiliklerden alternatif sağlamış olacağız. Şimdi bizim Türkiye'de üreticilerimizde şöyle bir sıkıntı var aslında. Yan tarafta Ahmet abi, Mehmet abi hiç fark etmez. Yan tarlanın sahibi bir ürün üretiyor. Ona ilaçlama yapacak ya da gübreleme yapacak. A ilacı, B ilacı, A gübresi, B gübresi attı diye bizim buradaki insanımız yan tarlasından ona bakarak o onu attı ben de bunu atayım. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Senin toprağınla onun toprağı arasında 5 metrede 2 metre bile olsa burasıyla orası fark edebiliyor. Farklı bir uygulama olabiliyor. Şimdi, buna göre hareket ettikleri sürece bizim çiftçimizde hep geride kalıyor. Aynen. Şimdi Ahmet şunu attı, Mehmet şunu attı diye bir şey yok. Ahmet'in bahçesine zararlı böcek geldi, seninkine belki gelmedi. Tabii. Sen bedavadan ekstradan fazla bir ilaç atmış oluyorsun. Ya da senin bahçen başka bir şey istiyorsa, bunu ne yaptı? Yaprağına herhangi bir böcek geldi ya da şey geldi. Bunu gerekli ziraat mühendisleri arkadaşlarına yaprağı koparak numunesini ya da araştırma merkezleri var. Evet. Buraya götürüp yani bu sana zor geliyor. İnsanoğluna bizim hep zor geliyor. Aynen öyle. Biz insanlar hep kolayı istiyoruz. Hep kolayı. Ama kolay diye bir şey yok. Şu alın terinizi akıtacaksınız. Evet. Bir şeyler yapacaksanız şu alın terinizi akıtacaksınız. Bu alın teri dökülmüyorsa yaptığınız her şey zaten kolay. Aynen öyle. Ama alın terinizi döküyorsanız emeğinizin karşılığını zaten buraya veriyorsunuz. Evet. Karşılığını alırsınız. Aynen öyle. Şimdi bizim bahçemizde mesela bu bodur olduğu için de şöyle bir avantaj var. Merdivensiz bu bahçeyi kullanacağız. Hı hı. Herhangi bir merdivenle işimiz yok. İşçilik maliyetimiz sıfır. Evet. Çok. Yani bir işçi burada 250 kilo normal ağaçlarda topluyorsa bunda 500 kilo toplayacak. Tabii çok rahat. Belki fazlası toplar yani. Ne olacak? İşçilik maliyetinden çok kârlısınız. Budamadan kârlısınız. İlaçlamadan kârlısınız. Bodurun avantajı bunlar. Evet. He. Ne zoru var? Büyütmek. Evet. Kontrol etmek çok zor. Düzgün bir şekilde ona şekil verip büyütebilmek. Aynen. Önemli. Şimdi ben bu bahçemi kimseye sokmuyorum. Kendim yapıyorum. Ben atıyorum. Başka birini getireyim. Benim ayva bahçem var kesecek. Bu bahçeyi dakikada 90 liraya değiştirir. Evet. Bu bahçeniz orman gibi olur. Ne hava alabilir ne meyve gözü yapabilir. Ama gördüğünüz gibi her yerden güneşi çok güzel görüyor. Evet. Yani hiçbir sıklık yok. Attığınız ilacı da buradan karşı ağaca kadar almış olabiliyor. Herhangi bir zararlı böcek falan yok. Yunanistan'da dediğim gibi arkadaşım benim yerden diyor topladığım diyor ürünler cebime çalışır diyor. Evet. Kasama girer diyor param diyor. Ama ben diyor merdiven diyor atarsam bu ağaçlara diyor tepeye çıkarsa diyor işçi diyor ben diyor işçiye çalışırım diyor. İşte bu günümüzde artık geliyor. Avrupa'da evet. İşçilik maliyetleri yüksek olduğu için ne yapıyorlar? Genellikle hep teknolojiyi kullanmaya çalışıyorlar. Evet. İşçiliklerden pahalı olduğu için. İşte artık biz de artık dışarılara giderek bunları görüyoruz. Bu şekilde bodur sistemden dönüyoruz. İşçilikten yırtmak için. Bugün 50 lira işçi ömesi yarın oluyor 70 lira. Günden güne hep artıyor. Yerinde hiç saymıyor. Evet. Masrafın artıyor. Erkenden tonaj almamız lazım ki erken toplamamız lazım. Hı hı. Toplama maliyeti, kilo maliyetini hesapladığınız zaman yapmış olduğunuz sıfırdan hayvanınızın yıl içindeki maliyetini çıkardıktan sonra pazar payına bakacaksınız. Evet. Pazar payını ben bu armudu ayvamı ürettim. Bana masrafı 1 milyon. Ben bunu 3 lira satacağım diye öyle bir şey düşünmeyin. Kimse üretici bunun fiyatını belirlemiyor. Kesinlikle. Halk, tüketici belirliyor bunun fiyatını. Bu sene oval genelinde az olur. Talep çok olur. Fiyatlar artar. Ürün bol olur, fiyatlar düşer. Siz yapmış olduğunuz maliyetler ve işçilikler hep aynı. Masraf yükseliyor, alan düşüyor. Evet. Kazanç düşüyor. Ona göre yani ben bu bahçeme şimdi klasik istedim. 5 yıl boyunca atacaktım. Cebimden dünya para ödeyecektim. Ama bu sefer ne yaptım? Buraya çektim 150 ağaç. Bu sefer ne yaptım? Sık dikim yaparak bodur sistemini uyguladım ve 600 ağaç. 50 kilo aldığınız zaman 30 ton mal yapar yani. Aynen öyle. Ne yaptım? Tonajımı yükselttim. Fiyatı demiyorum. Fiyat her zaman sabit bir fiyat yok. Evet. Bugün 1 lira, değişken yarın 2 lira. Bir fiyat var her zaman için. Değişen bir fiyat olduğu için fiyatta gözümüz görmüyor. Ben amaçlı olarak ilk önce maliyetimi düşürmenin hesabını yapacağım. Hı hı. İkincisi tonajımı. Bu bahçemde tonajımı arttırmasını sağlayacağım. Eğer tonajlı ürün yapıyorsam maliyetim de düşer. Evet. Fiyat o arada yapmış olduğum tonaja göre eğer gerçekten fiyat aranan bir ürün olduğunda fiyat iyi giderse bu benim kasama girer. Cebim dolar. Ama gitmezse de bunu falan ne yaparız? Yapmış olduğum masrafı da bu taraftaki ya da borçlu olarak bir şekilde öderim yani. Yani yaptığınız uygulamalardan sonuç alınamaz. Eski sistemde bazı şeyler yaptığımız zaman. Aynen. Ki Türkiye piyasasındaki meyvecilik ya da tarım ürünlerinin değişken fiyatlarına bakacak olursak üretimlerimizi ona göre gözden geçirip ona göre bir üretim şekli modeli almak zorundayız artık. Tabii. Bunu yapmak zorundayız. Peki Yasin abi, şimdi pek fazla gübrelemeden bahsetmedik. Gübrelemeden bahsedelim biraz. Yani en başta fidan dikiminden başlıyor muyuz gübrelemeye? Yok, bu bahçemizde fazla gübre uygulaması yapmadık. Şu an ayvalarımız geldi mesela hasatlar yine. Biz buraya bir MAP gübresi uygulaması yaptık. Hı-hı. Yani fosforlu kök çalışması, evet, rahat bir düzenle çalışması ve daha çok perçim atması yapısından ve kökteki hastalıklar içinde kurt ilacı olaraktan bir uygulama yaptık. İkinci uygulamada işte bu hafta sonu şey vereceğiz, potasyumlu gübre uygulaması yaparak kapatacağız yani. Meyve kalitesini arttırmak. Aynen, zaten bodur dediniz, bunun canıcı su. Tabii. Su ile çalışır. Ekstradan ne yaparsınız? Ağacınıza takviye olarak işte MAP gübresi ya da fosforlu gübreler atarak ağacımızın devam etmesini sağlayabiliriz yani. Evet. Yani ekstradan dediğiniz gibi potasyumlu gübre atarsak meyvemizin kalitesi organik madde değişir. Olarak da koyun gübresi yayıyoruz mesela 2 senede. Hı hı. Bu sene sıra zamanı geldi. Bu sene de organik gübre olması lazım. Hı hı. Koyun gübresi olarak. Aynen. Organik madde olursa toprakta daha iyi oluyor çünkü gerekli besin elementlerinin hepsini almış oluyor. Peki şimdi aslında bu artık zaten meyveler görünüyor. Belli bir süre sonra tabii ki hasata gelecek. Yani evet, çok fazla uzun bir zamanı da yok aslında. Yaklaşık bir ay kadar bir zamanları var sanırım, değil mi? Bir ay yakın. Eylül'ün 20'si gibi falan, evet, hasat olacak. Şimdi baktığımız zaman üstlerindeki hani tüylerin döküldükten sonra bir ilaçlama yapıyoruz dendi. Peki hasata geldiğini nasıl anlıyor? Mesela bu belli bir boyuta ulaşmıştı. Avuç yarısı kadar falan. Hasata geldiğini yayı nasıl belirleyeceğiz? Yani zamanı hesaplamazsak, Eylül'ü düşünmeyelim, Ekim'i düşünmeyelim. Şimdi gördüğümüzde nasıl anlarız yani? Şimdi atıyorum hasat zaten bunun tarihi bellidir. Hı hı. Yani Eylül 25, yıl geldi 10 gün ileri olur, 10 gün geri olur. Bunu aynı şekilde armutta yapmış olduğumuz gibi şurada çekirdek evini keseriz. Hı, kesiyoruz bıçakla. Çekirdek evi siyahlaştıysa bil ki hasat tarihi gelmiştir. Anladım. Buradan tam ortadan kesiyoruz bunu. Kestiğimizde çekirdeğine bakıyoruz. Hı hı. Çekirdeği siyahlaşır. Siyah olur. Komple böyle sipsiyah olduğunda hasat tarihi gelir. Bir de biz ayva şimdi o zamanlar çok sulu olur. Biz bunu gerekirse bir haftada uzun vadeli dayandırmak istiyorsak soğuk hava depolarında bunu ne yaparız? Bir hafta önce de hasat edebiliriz yani. Sıkıntı olmayabilir. Yani hasattan sonra ama ne kaybımız olur? Tonajdan kaybımız olur. Su kaybından dolayı tonaj kaybımız gerçekleşir. Yani bunu erken şey oldu. Hasatına tam gelmeden ne olur? Su kaybından şeyden dolayı bunun kilo basmaz fazla. Evet. Buradan bir tonajdan bir sıkıntımız olur. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama dayanma ömrü de uzun olur. Evet. Ayvamızın yani. Çünkü ayva buzhanede 0 derecenin altında duruyor. Ortama kaç derecelerde? Eksilerde? 0.5 yani sıfıra yakın dereceler duruyor. Aynen. Tam şimdi dışarıda bu ayva 30 dereceden sıcaklıktan giriyor. Evet. Soğuk hava deposuna. Ön soğutmada bir gün boyunca 0 ya da +1'e düşene kadar ön soğutma oluyor. Devamlı soğuk içinde duruyor. Hı hı. Bunu yapmamın sebebi ayvayı kış uykusuna yatırmak. Evet. Bunu o dereceye çekebiliyorsak ayvayı tamamen uyutuyoruz. Tamam, ayva uyuduğu zaman da bu sefer ne yapıyor? Uzun ömürlü oluyor. Ne kadar bekleyebiliyordu sokağa tapınları? Bir yıl mı bekleyebiliyorlar? O bize kalmış yani. Eğer herhangi bir kıştan bir hastalığa maruz kalmadıysa, soğuk, çiçek evi hastalığı ise, buzhane koşullarında güzel kontrollü sistemli bir şekilde kontrol, muhafaza edildikten sonra 6 ay, 7 ay, 8 ay saklayabiliyorsun. Ortalama olarak işte ya, bir yıla yakın, bir yıl değil ama bir yıla yakın bir süre. Yani bir sonraki sezona kadar aslında bekletilebiliyor. Aynen, çünkü tek odaya sahip, yani başka bir şey koymuyoruz çünkü. Havalandırma, devamlı koku üretiyor hayvan. Tabii. Etel ürettiği için devamlı havalandırarak temiz havadan şey yapıyoruz yani. Sirkülasyon sağlanıyor, tabii, soğutma yapılıyor. Sirkülasyon bu hayvayı uzun ömürlü tutamayız. Anladım. Bu sefer ne yapıyoruz? Pazar kaybımız olur. Evet. Bu kadar emek yaptınız. Buzdolabına, soğuk hava deposuna koyuyorsunuz. Satış yapacaksınız, cebinize para girecek. Evet. Bir bakmışsınız ürününüz bozulmuş. Para etmiyor, çöpe. Evet. Bir de zaten buzdolabına masraf biniyor, işçiliği biniyor. Aynen. Bunlar da maliyet ekleniyor. Bu sefer de sizin üretmiş olduğunuz ürünün maliyeti buna katlanıyor. Daha iyi bir fiyata satacağım düşüncesiyle gittiğiniz zaman da aslında elinizde ürününüz kalmıyor ve daha da zarar ediyorsunuz. Şu an mesela bu ağaçlarımız meyve mesela az olduğundan dolayı hepsi kalibre ayrılıyor. Mesela biz bu tarlamızdan, bahçemizden 9'luk viyol dediğimiz kalibre olarak toplarız yani. Çünkü bu ağaç onu beslediğinden eminiz yani. Şu an daha dediğim gibi bir ay var. Daha hayvanın şu an büyüme noktasındayız. Evet. Günden güne büyüyor artık. Günden güne gelişecek. Görmüş olduğunuz gibi karşıda da var bakalım. Evet. Gelişmiş yani. 3 tane hayvanımız daha da gelişmiş. Bu ürüne göre o biraz daha ileride gidiyor. Yani bunlar biraz daha ileride görünüyor zaten. Burada bunlar biraz da ileride görünüyorlar. Gelişme olarak. Gelişiyor. Yani daha bir ay var. O dediğimiz gibi 9 kalibre ürüne gelecek. Belki 6'lık daha gelebilir yani. Bodur olduğu için, genç olduğu için. Yani Avrupa diyor ki yani genç dal en kaliteli meyve yapan daldır diyor. Evet. Odunsu yapı oldukça verim düşer. Yani bu daldan yapacağı ürünün buradan atıyorum kılçık yaptığını düşünün. Şunların buradan aldığını düşünün. Odunsu yapı olduğunda bunun vermiş olduğu ürün 10 kilosa düşer 5 kiloya 3 kilo. Ama bunun vermiş olduğu ürün daha fazla. Evet. Genç olduğu için. Avrupa hep genç dallar yani. Mesela yaşlı dal alır, genç bırakır. Dal değiştirme, gençleştirme taktiğinden ürün alırlar. Evet. Bizim burada değil adam, bizim burada yatırır. Ona sağa belli kadar sağıma bakar. Sağa belli kadar sağıma. Belli şeyden sonra artık tamamen körleşiyor ve ürün azalıyor. Evet. Azaldığından dolayı da tarlanızda da verim azalıyor. Ya bunlara kesinlikle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bunlar çok büyük etken ve çok büyük şeyler yani. Deneyimler yani. Biz geziyoruz, görünüyoruz, yurt dışına gidiyoruz, araştırıyoruz. Geliyoruz bahçemizde uyguluyoruz. Evet Yasin, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Böyle güzel bir bahçeyi bize açtığınızı gösterdiğiniz için, böyle bir ayva bahçesi. Siz de hoş geldiniz bahçemize yeniden. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben rica ederim. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bugün sizlerle beraber ayva nasıl yetiştiriliyor, ayvanın yetiştirme koşullarında çıkan sıkıntılar ve hasat işlemlerine kadar bunlardan bahsettik. Soru, görüş ve önerileriniz varsa eğer tüm sosyal medya ağlarından bize ulaşıp bunları sorabilirsiniz ve program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Bir başka %100 Tarım programında görüşmek üzere.